kardeşim işte 2 seneden beri cezaevinde, önce Silivri'deydi, oradan Erzurum'a götürdüler, kuyu tıp hapishanelerine götürdüler. Tamamıyla demokratik halkların savunduğu için zaten içeriye alındı. Oradan da işte Erzurum'a sürgün ettiler işte. O da oradaki onlara dayatılan koşulları, yani zorlandıkları için, havalandırmaya çıkarmadıkları için daha az. Normalde burada Silivri'deyken bütün gün havalandırma hakları varken orada onu 1,5 saate, 1 saate düşürdüler. İşte cezaevi koşulları kötü. Mesela havalandırma üstleri tekrar tellerle kapalı, camları tellerle kapalı. Güneş görmüyor, yağmur görmüyor. Hepten işte mesela çok dar alan olduğu için işte yürüme alanları, işte ne bileyim spor alan yapma alanları hepsi kısıtlandığı için bunlar da artık zorlandılar bu tür şeylerde. Onlara uygulanan bu ağır tecritleri kabul etmek istemedikleri için ve durumu çok kötü, çok aşırı derecede kilo kaybetmiş, yürürken dengesinde problem var. Hani onun talebi istiyor ki burada Marmara bölgesinde herhangi bir cezaevine sevkini istiyor. O zaten sevki kabul edilirse onunla birlikte Nurettin Kaya'nın da talepleri kabul edilmiş. Çok kritik bir durumda. Sürekli 2 saatte bir Nurettin Kaya'yı uyandırıyorlar. Hani sırf işte ölümü daha çok hızlandırılsın, daha çok olsun diye 2'de 1 işte gidip 2 saatte 1 uyandırıyorlar. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye. Ağzında yaralar, boğazında yaralar, bacakları şişmiş artık. Yani o kadar kötü durumda ki her an her şey olabilir. Her an ölümü gerçekleşebilir. Biz bunu kabul etmek istemiyoruz. Hani istiyoruz ki çocuklarımızın talebi kabul olsun. Özellikle vitaminlere çok ulaşamıyorlar. Kardeşim ilk zamanlarda o işte şey jelibona ulaşamadı mesela belirli bir süre. Vitamine ulaşamadılar. Ondan sonra zaten kardeşimin de mide problemi vardı. Hani ilk başta zaten ölüm orucunun ilk zamanlarında kusma olayı çok gerçekleştiği için aşırı derecede kilo kaybetti. B1 vitaminine de çok ulaşamıyorlar. Sıkıntı yaratıyorlar. Hepsinin talepleri aynısı. Yani bu kuyu tipi cezaevleri kapatılsın. Orada hiçbir insanın yatma. Zaten oranın yani mimarisi insanları ölüme terk etmişler. Resmen insanlar orada artık görmesin, duymasın, beyinleri küçülsün, yaşam alanları daralsın, ölsünler diye yapılmış. Resmen insanları orada tutsak değil de tecrit içinde tecrit, yani cezaevi içinde daha böyle artık insanları nasıl kendi haline bırakıp kendi kendilerini nasıl öldürsünler diye çaba harcıyorlar. Biz de bunları istemiyoruz, kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin orada yatmasını göz yummak istemiyoruz. Yani kardeşimin başına gelebilecek herhangi bir şeyden kesinlikle Adalet Bakanlığı sorumludur, cezaevi müdürleri sorumludur. Yetkililere şu şekilde sesleniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Alişan Gül'ün, Cemil'in, ondan sonra Nurettin Kaya'nın taleplerini kabul etmesini istiyorum. İnsani bir talep. Çünkü sonuç itibariyle orada hiç kimsenin yatmasını istemem. Orada kimsenin yatabileceği bir yer değil. Tamamıyla insanları ölüme terk etmişler. Buna hakları yok.